Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir falla karşınızdayım. Dileklerinizi tutmuş, umarım videomu seyretmeye başlamışsınızdır ki seyrediyorsunuz. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmezseniz çok 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 sevinirim. Sizlerin yorumları benim için çok önemli, çok değerli. Hemen falıma bakmaya başlamak istiyorum. İlginç bir fal. O nedir? Ona bir bakalım, onu bir atalım önce. Şöyle. Ve sizlere anlatmaya başlayalım. Şimdi bir süredir yoğun ve karanlık çıkan fallarımız biraz aydınlanmaya başladı. Demek ki hanelerde bir aydınlık söz konusu. Ama ilişkiler konusunda bir karşılıklı zıtlaşma var burada. Bir süredir evliliğinizde ya da ilişkinizde sorun yaşayanlardansanız, karşılıklı gelmiş bazı konuları konuşmaya çalışıyorsunuz ama birbirinizden çok uzak duruyorsunuz. İkinizin de arkasında birer kişi var. Yani karşınızdaki kişi sevdiğiniz, değer verdiğiniz ama bugün için çok da anlaşamadığınız ve zaman zaman da ben burada ne yapıyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde çıkıyorsunuz. Arada çocuk görsellerimiz de var. Yani evli olduğunu değerlendiriyorum bu kişilerin. Bir güç gösterisi var aslında sanki. Yani kontrol etmek için sanki güç kullanılıyor size. Hani kelimesel olarak demeyeyim de sanki böyle bir şeyleri yaptırmak için olumlu davranışlar, hareketler sergileniyor. Siz onu yaptığınızda sanki karşı taraf bir anda aslan kesiliyor ve karşınızda böyle harlayan, hırlayan, bağıran, çağıran bir kişiye dönüşüyor. Kendimce sorunlar olabilir ama önünüze attığı sorunların çok büyük sorunlar olduğunu düşünmüyorum. Herkesin yaşadığı sorunlar sonuçta kafasında büyütüp uzattığı konulardan dolayı aranız açılmış duruyor. Ben para kazanmak zorundayım diyen bir kişi gibi elinde böyle bir şeyleri sanki elinde bir değnek var da böyle üst üste koyup size pazarlamaya çalışıyor aslında. Yaptığı şeyler sanki böyle çok büyükmüş, çok şey yapıyormuş gibi anlatmaya çalışıyor. Siz baya baya bir geri çekilmişsiniz. Hatta bir süre boşanayım mı boşanmayayım mı, doğru mu olur yanlış mı olur mu diye böyle düşündüğünüz süreçlerde atlatmışsınız bu kişiyle. Bugün için de aynı duruyorsunuz. Bir yerden bir yardım alır mıyım? Bu kişi değişir mi diyorsanız değişecek gibi durmuyor. Yani hep para var kafasında bu adamın ya. Yani bu kadının ya da hep bir para görselleri çıkıyor. Arkasında duran kişi ondan uzakta telefonla görüşme yaptığı bir kişi olarak çıkıyor. Sizin arkanızdaki kişi size daha yakın, size destek veriyor. Hatta araçla gidip gelinecek kadar da yakın bir yerde duruyor. Aslında siz daha böyle kendinizce bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama arada kalan bu çocuk zannedersem sizin hareketlerinizi kısıtlıyor. Yani sanki çocuğumdan dolayı ben bu evliliğime dayanmak, katlanmak zorundayım der gibi çıkıyorsunuz. Hep bir dua haliniz var, umut ediyorsunuz, bekliyorsunuz. Bazı şeyler hayatınızda değişecek aslında. Şu durumlar eğer yaşayan kişilerdenseniz bir boşluk süreciniz var. Yani ne düşünmek ne konuşmak isteyeceksiniz. Hatta birçok şeyi arkada bırakmak istiyorum. Yeni bir başlangıç, yeni bir umut dileğiyle, isteğiyle. Bundan sonraki süreçte dilekleriniz biraz katlanma çabasında, direnme çabasında ya da yokmuş gibi davranma çabasında. Siz bir ayrılık isteseniz de bu ayrılık çok olacakmış gibi durmuyor. Bu kişiyle sanki aynı evde ayrı kişiler gibi yaşamaya devam edeceksiniz olarak çıkıyor. Bu durum sizi rahatsız edecek mi? Zaman zaman rahatsız edecek ama sanki biraz rahatlayacaksınız. Bu rahatlama sebebinizi çok anlayamadım yalnız. Bir anda nasıl bir rahatlama? Boşanacağınızı düşünmüyorum. Sanki diyorsunuz ki çünkü çok emek verdim. Bu emeklerimin karşılığı bu olmamalı. Biraz daha beklemeliyim der gibi çıkıyorsunuz. Alttan alta içinizde böyle sıkıntı yarattığınız konular olacak ama bunları çok yüzeysel yani çok gün yüzüne çıkarmayacaksınız ama içinizde çok ağlıyor ya sanki böyle içiniz acıyor. Yani vermiş olduğunuz kararlardan dolayı içinizde sıkıntılar var. Bir ay sonrası için yol planları ve çok farklı değişik insanlarla bir ortamda görünüyorsunuz. Burada çok rahatlamış çıkıyorsunuz. Aslında sizin işinizde de ya, iş ya da parasal konularınızda bir sıkıntı yok. Çok temizde çıkıyor çünkü ve bu konularla alakalı da önümüzdeki 1-2 ay içerisinde çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Belki de bu gelişme sizin
Bazı kararlar vermenize sebebiyet verecek. Ok yönünüz gelecek üzerine kurulu çünkü. Geçtiğimiz günlerde hatta bir şey yaşamışsınız ve bazı kararlar vermiş bile olabilirsiniz. Verdiğiniz kararlar aslında doğru, iyi yönde ilerlediğinizi düşünüyorum. Çünkü bundan sonrası çok rahat ve ferah çıkıyor sizin adınıza. Yaşamış olduğunuz bu sıkıntıları yaşamayacaksınız. Bu kişiyi hayatınızdan çıkarır mısınız? Ona da çok cesaretiniz yok gibi duruyor ama hani ya takmayacaksınız tavırlarını, davranışlarını ya da farklı bir şeyler düşüneceksiniz. Farklı bir şeyler yapacaksınız. Belki de hayatınıza farklı bir insandan bir destek gelecek. Ama bu çevrenizde olan bir insanmış gibi durmuyor. Tabağınıza baktığımda da aile konularıyla ilgili uzun uzun düşünürken çıkıyorsunuz. Yani böyle kafanızı uzatıyorsunuz. Şöyle oldu, bu böyle oldu, bu şu şekilde olmalı mıydı, bu cevabı hak ediyor muyum, bu tavrı hak ediyor muyum der gibi devamlı yaşamış olduğunuz konuları sorguluyorsunuz. Biraz da dediğim gibi hani arada olan konular uzun zamandır olduğu için de biraz cesaretiniz kırıkmış gibi duruyor. Ama çok farklı bir şey yaşayacaksınız. Ya, ya bu karşınızdaki kişi sizin yani eşiniz sizin karşınıza geçip bir şeyler söyleyecek. Ya da çok büyük ters tavırlarla karşılaşacaksınız, ondan uzaklaşacaksınız gibi bir rahatlamanız söz konusu. Yani ben boşanma olarak değerlendirmek istemiyorum ama burada görsellerimiz de var. Böyle bir devlet dairesinde bir konu. Ve siz bu konuya böyle koşa koşa gidiyorsunuz. Sanki bir şeyler yıkılmış. Bu yıkılmış olan şeyden hani böyle düşerken yere sırt üstü düşersiniz ya. Siz sırt üstü değil de sanki dört ayağınızın üstüne düşeceksiniz. Böyle öyle net bir şekilde üzerinize aldığınız bir sorumlulukla. Yani yaşamanız çok kırıcı, sıkıcı, boğucu geçecek sonuçları diye düşündüğünüz bir konuda çok güzel bir rahatlamanız var. Burada kendi kendinize yetiyor olarak görünüyorsunuz zaten. Sadece sizi bağlayan bir şeyler var. Sanki ellerinizi ayaklarınızı bağlamışlar. Bir hareket, bir umut, bir böyle kendimi şunu şunu yapabilecek güçte hissetmiyorum dediğiniz bir süreci geride bırakacaksınız net olarak. Ayaklanıyorsunuz. Kendinize yeni bir ev açabilirsiniz. Bir yol. Yolun sonunda sizi bekleyen güzel insanlar var. Çok güzel gelişmeler olacak. Üstten bakan, eşiniz üstten bakıyor olarak görünüyor. Bu bakmaya devam edecek size ama siz çok farklı farklı yerlere giriyorsunuz. Olduğu yerde sayıyor. Siz çevrenizdeki insanları kullanarak bir şeyler yapıyorsunuz. Şimdi burada ben güzel gelişmeler yaşayacağınızı düşünüyorum ama uzun zamandır takılı olduğunuz için de sırt ve bel bölgelerinde ağrılar var. Yani aslında kalp çakranızda tıkanıklıklar da olabilir. Bunun haricinde ufalımızda iki kapı var. Bir tanesi iş kapısı, bir tanesi ev kapısı. Ev almak isteyenler bir yola gidip ev alabilirler. Çok hayırlı görünüyor ama 1-2 ay içerisinde öyle hemen alacağınız bir ev olarak görünmüyor. Diğer taraftan iş konularında bugün iyiyim diyorsunuz ama kafanızda bazı soru işaretleri var. Sanki bu kişiler benim önüme çıkarsa ben bu işten ayrılır mıyım der gibi görünüyorsunuz. Hani böyle işe giderken de kafanızda bazı sorular var. Düşüncelisiniz. Düşünceli düşünceli gidip geliyorsunuz. Bir kapı açma planınız var ama bu yakın zamanda çok mümkün görünmüyor. İşinizde yolunuza devam edeceksiniz. 1,5 ay sonrası bazı gelişmeler olacak iş yerinizde ve bu gelişmeler çok sizi mutlu edecek. Çevrenizdeki insanlarla denk olduğunuzu hissediyorsunuz. Sanki bir şeylerden böyle biraz uzak kalmışsınız, ayrı kalmışsınız ama o dönem geldiği anda o konu denkleşecek sizde. Hani maaş denklemesi midir, kariyer denklemesi midir bilemem ama sonuç olarak siz insanlarla yan yana ve eşit görünüyorsunuz. Bugün için bir eşitsizlik, 1,5 ay sonra bir eşitlik olarak hayatınıza girecek. O zaman bu düşündüğünüz yeni iş konularında rafa kaldırmış olacaksınız. Ama kafanızda da hep böyle bir acabalar var. Bu acabalar biraz daha devam edecek. Şimdi tam ortada tek ayaklı bir görselde çıkıyoruz. Buradaki konu aslında hani tuttuğunuz dileklerle alakalı konuşmamış olabilirim ama eğer bir niyetiniz varsa ve bu niyetinizle alakalı bundan sonra beni neler bekliyor diye düşünüyorsanız şöyle ki para konularında sıkıntı yaşamış olduğunuz süreçler var. Bu süreçlerde bir azalma olmayacak. Hatta iki ayağınızda değil de tek ayağınızın üzerinde duruyor olarak çıkıyorsunuz. Yani parasal konularda dengenizi sağlamakta zorlanabilirsiniz niyetiniz para ise. Aşk konularında da gene aynı şekilde bazı şeyler yıkılmış.
ilişkilerde. Bu yıkılmışlıkla alakalı birileriyle konuşuyorsunuz ama tamamlanacak, toparlanacak gibi görünmüyor. İlerleyen süreçte bir karışıklığın içerisine girip bu karışıklık size üzerinizde yükleri atmanıza sebep olacak. Bu karışıklıkla aslında siz biraz önünüzü açacaksınız. Her karışıklık bir aydınlık, yani yağmurdan sonraki gökkuşağı gibi. Hayatınızda gökkuşakları gelecek ama biraz zamana ihtiyacınız var. Önce adım atmanız gerekiyor. O adım içinde küçük bir yıkım yaşamanız söz konusuymuş gibi ufalımızda görünüyor sevgili dostlar. Güzel olan her şey sizi bulsun. Hayatta her şey insanlar için. Evlilikler de, boşanmalar da, ayrılmalar da. Sonuç olarak bizim ayaklarımızın üzerine sağlam basıyor olmamız gerekiyor ne yazık ki. Özellikle bayanlar olarak. Ne diyoruz? Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, mutlu, aşk ve sevgi dolu, paramızın bol olduğu günler bize nasip olsun. Bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.